Değerli Müslümanlar, biz bugün burada İsrail zulmünü telkin etmek için ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğunu belirtmek için burada bulunup bir basın açıklaması yapacağız. Basın açıklamamız Kur'an-ı Kerim'in tilavetiyle başlayıp başkanımız basın metnini okuduktan sonra kısa bir dua ile son bulunduracağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim tilavetini okuması için Salih hocamızı mikrofona davet ediyoruz. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi leylen minel mescidil haram. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Basına ve kamuoyuna Siyonist işgal rejimi her Ramazan ayında Filistin genelinde ve Mescid-i Aksa'ya yönelik vahşi saldırılarını artırmaktadır. Bir gelenek haline getirdiği bu saldırılarla Müslümanların tepkisini ölçerken bayrama da buruk bir şekilde girmelerini hedeflemektedir. Mübarek Ramazan ayının ortasına geldiğimiz bu günlerde de Siyonistler Mescid-i Aksa'nın kutsiyet ve mahremiyetini çiğneyerek sabah namazında Aksa'ya her taraftan saldırıya geçtiler. Gerçek ve plastik mermilerin yanında gaz bombaları ile mescitte namaz kılan cemaat ve murabıtlara saldırmış. Bu saldırılarda yüzlerce Müslüman yaralanırken yüzlerce de kaçırılarak esir edilmiştir. Bu vahşi ve barbar saldırılar kabul edilemez. Bu saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz. Zalimler için yaşasın cehennem. Aksa'nın izzeti için bedenlerini siper ederek şehadet şerbetini içen şehitlerimizin şehadetini tebrik ediyor. Yaralılara acil şifalar, esir edilenlerin de bir an önce özgürlüğüne kavuşmalarını niyaz ediyoruz. Kudüs'te, Aksa'da ve bütün Filistin topraklarında Siyonist işgale karşı direnen kardeş ve bacılarımızı buradan selamlıyoruz. Mekan olarak yanınızda olmasak da ruhumuz ve kalbimizle yanınızdayız. Davanız bizim davamız. Acınız bizim acımız, sevinciniz bizim sevincimizdir. Kudüs'e selam, direnişe devam. Kudüs'e selam, direnişe devam. Muhterem kardeşlerim, Siyonist işgal devam ettiği müddetçe bu saldırılar ve acılar devam edecek. Şehitler verilecek, yaralılar olacak, Filistin kardeşlerimiz muhacir olacak. Ümmet rahat yüzü görmeyecektir. Bu saldırı ve işgali bitirmenin yolu iki devletli çözüm işgal rejimiyle ilişkileri normalleştirme safsataları değildir. Bunun böyle olmadığına tarih şahittir. Siyonist rejimle kurulacak her türlü ilişki Kudüs davasını yalnız bırakacak ve zayıflayacak. Aksa'ya yönelik saldırıları artıracak. İşgal ve talanın genişlemesiyle sonuçlanacaktır. Bunu hiçbir Müslüman kabul etmemelidir. Siyonist rejimle kurulacak her türlü ilişki Kudüs davasını yalnız bırakacak ve zayıflatacak. Aksa'ya yönelik saldırıları artıracak. İşgal ve talanın genişlemesiyle sonuçlanacaktır. Bunu hiçbir Müslüman kabul etmemelidir. Bu işgal ve saldırıları bitirmenin tek yolu Kudüs ve Filistin topraklarında Siyonist işgali
tamamen kaldırılmaktır. Bu da Filistin halkının şerefli ve izzetli direnişine ses olmak, bütün imkanlar seferber edilerek destek olmak, her zaman zeminde yanlarında olmakla olur. Takbir! Bu işgal ve saldırıları bitirmenin tek yolu Kudüs ve Filistin toprağı arasında Siyonist işgali tamamen kaldırmaktır. Bu da Filistin halkının şerefli ve izzetli direnişine ses olmak, bütün imkanlar seferber edilerek destek olmak, her zaman ve zeminde yanlarında olmakla olur. Filistin halkının kendi vatanlarını, Kudüs'ün şeref ve izzetini savunmak için yapmış olduğu mücadele meşru ve kutsaldır. Bu mücadele asla bir terör eylemi değildir. Terörist, Filistin halkını katleden, topraklarını işgal eden, Aksa'nın mahremiyetini ayaklar altına alan Siyonist işgal rejimidir. Katil İsrail! Katil İsrail! Katil İsrail! Katil İsrail! Katil İsrail! Bu işgal ve katliam durdurulmalıdır. Tarih ve günümüz şahittir ki bu işgal çetesi kınama, açıklama ve protestolardan değil sadece güçten anlar. Siyonistleri azgınlaştıran, pervasızlaştıran işlediği cürümlerin yanına kar kalmasıdır. İşledikleri cürümler cezasız kalırsa bundan sonra daha büyük katliamlara girişecek. Allah muhafaza, bir sabah Aksa'nın tamamen işgal edildiği haberiyle uyanacağız. Buna asla izin verilmemelidir. Mescidi Aksa onurumuzdur. Allah azizdir. İslam azizdir. Kudüs ve Aksa azizdir. Zulme, işgal ve talana teslim olmayıp direnenler azizdir ve aziz olmaya devam edecekler. Kudüs ve Aksa sadece saldırıya uğradığı zaman gündemimize girmemeli. Daima gündemimizin birinci maddesi olmalı. İşgalden kurtuluşu için kısa, orta ve uzun vadeli işleyen ve kendisini güncelleyen somut planlarımız olmalıdır. İşgal rejimini zulüm ve işgalinde pervasızlaştıran Müslümanların birlik olmamalıdır. 2 milyarlık İslam ümmetinin gözü önünde bu katliamların yapılması kabul edilemez. İzzetli ve şerefli Müslümanlar, gençlerimiz, kadınlarımız, alim ve yöneticilerimiz bu zilleti kabul etmemeli. Aksa'nın izzeti ve özgürlüğü için birleşmeli ve ayağa kalkmalıdır. Müslüman ülkelerin yöneticileri ve hasreten Türkiye bu saldırıları sona erdirip tekrarlanmaması için somut adımlar atmalıdır. Verilen söz ve vaatler ne olursa olsun Kudüs davasına sırt çevirip Siyonist rejimle ilişki kurulmamalıdır. Filistin'e normalleşme Siyonist işgalin bitirmesidir. Filistin'de normalleşme işgalcilerin geldikleri gibi yere geri dönmesidir. Dünyanın Siyonistleri devlet olarak tanımamaktan vazgeçmesidir. Siyonistleri tanımanın ne Türkiye'ye, ne Filistin halkına, ne de ümmete bir faydası olmayacaktır. Aksine dünyevi ve uhrevi vebali büyüktür. Allah indinde kimse bunun hesabını veremez. Hüdapar olarak daim Kudüs davasının yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bütün üyelerimizle Filistin'de yaşanan gelişmeleri yakından izliyor ve takip ediyoruz. Gelişmelere göre tavırlarımızı belirleyecek bu işgal ve talana karşı hep birlikte karşı duracağız. Allah bizleri özgür Kudüs için mücadele edenlerden eylesin. En kısa zamanda Aksa'da hep birlikte namaz kılmayı nasip eylesin. Muhammed'in ordusu, İsrail'in korkusu. Muhammed'in ordusu, İsrail'in korkusu. Muhammed'in ordusu, İsrail'in korkusu. Resullerin bastığı toprakları, nübüvvet beşiği, o toprakları muzaffer eyle. Amin. Habibin Muhammed Mustafa'nın İsra'da yürüdüğü yer
gaspçı ve izgalcı Yahudilerin ellerinde zulümlerinin altında inlenmekte. Onların zulüm ve zurbalıklarını sana şikayet ediyoruz. Onların tuzaklarını buz, planlarını başlarına geçir. Amin. Ya Züntikam, Mescid-i Aksa'yı tekrar aziz kıl. Amin. Mescid-i Aksa'da fetih namazı kılmayı bize nasip et. Amin.